Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Selam, selamet, güzellik sizlerin ve bizlerin üzerine olsun. Allah Azze ve Celle selametimizi daim eylesin. Güzelliğimizi daim eylesin. Değerimizi daim eylesin. Değerli gönüldaşlarım, bizler kullar olarak hayatın içerisinde yaşadığımız kullar olarak bazen olur hayatımızı güzel günlerle yaşarız. Bazen olur kötü günlerle yaşarız. Ama Allah Azze ve Celle'nin bize eğer bir selamet verirse, bir güzellik verirse, bir değer verirse, bizi kul olarak kabul ederse her daim hayatımızdan zevk alırız. Lezzet alırız, değer alırız, güzellik üretiriz, değer üretiriz değerli gönüldaşlarım. Bugün biz varız, yarın yokuz. Bugün olmayan yarın var olacak. Bugün var olan da yarın yok olacak. Bu kesin böyle bir döngü içerisinde hayat devam ediyor. Yani milyarlarca yıldan beri 4,5 milyar yıldan beri dünya hayatı böyle devam ediyor ve devam edecek kıyamete kadar. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren taraf değerli gönüldaşlarım, yaşadığımız müddetçe hayatımızdan ne kadar zevk alıyoruz. Yaşadığımız müddetçe hayatımıza ne kadar yön verebiliyoruz. Menfi yönde değil, müsbet yönde ne kadar yön verebiliyoruz. Hayatımıza ne kadar değer katabiliyoruz. Mevzu bu değerli gönüldaşlarım. Şimdi benim bir kardeşim vardı, bir arkadaşım vardı. Diyordu ki bana, hocam sen hayatının içerisinde her zaman en değerlisini, en güzelini görürsün, en güzelini bilirsin. Hayatın her alanında değer üretebilen bir insansın demişti bana. Dedi ki bunu nasıl başarıyorsun? Yani en kötü anda bile insanın kötünün daha kötüsünü, yanlışın daha büyük yanlışını, şerrin daha büyük şerrin, şerrül ekberin olduğunu bilmesi lazım insanın. Öyle mi değerli gönüldaşlarım? Bilmesi gerekir. Şimdi mümin bir insan hayatına her zaman müsbet yönden bakandır. Şimdi vatandaşın bir tanesi gidiyor bir yere, kız istemeye gidiyor. İşte selamu aleyküm, aleyküm selam, ben sizin kızınızı istemeye geldim diyor. Hadi lan diyor, sen kimsin? Bu nasıl bir isteme diyor. Senin anan baban yok mu, ailen yok mu? Sen kimsin lan? Biz seni tanımayız, etmeyiz, bilmeyiz. Sen kimsin de diyor, benim kızımı nerede gördün de diyor kız istemeye geliyorsun bana. Adamı gümpat dövüyorlar bir. Vay namussuz diyor, vay bilmem ne falan diye bile bir iyice bir sövüyorlar. Yukarıdan aşağı bir yağlıyorlar. Adamı da bir de dövüp kapıya atıyorlar. Adam safi niyetle, iyi niyetle gitmiş. Bir arkadaşı demiş ki filanca köyde filanca adamın bir kızı var, sana uygundur git iste demiş. O ona istinaden gelmiş ama adamın söyleme tarzı, gelme tarzı offside tabiri caizse, yani out. Neyse eve gidiyor, annesine babasının yanına gidiyor. Ya diyor ne oldu sana oğlum diyor annesi birden. Anne diyor sorma diyor, kendime diyor kız istemeye gittim diyor. Beni dövdüler, sövdüler, kovdular. Böyle bu hale geldim. Ya oğlum diyor öyle olur mu diyor o iş. Yani mümin bir insana, Müslüman bir insana, gün görmüş bir insana, değerli bir insana böyle gidilir mi ya? Oğlum bu yakışır mı diyor ya. Yani o insanlar az bile yapmışlar sana. Annesi de böyle söylüyor. Neyse değerli gönüldaşlarım diyor ki oğlum diyor öyle olmaz diyor. Öyle olmaz. Her şeyin bir şartı şurtu var. Her şeyin bir sistematiği var. Her şeyin bir güzelliği var. Her şeyin bir değeri var oğlum diyor. Böyle olmaz diyor. E peki anne nasıl yapacağız diyor. Oğlum diyor şimdi bak bunun yolu nedir? Sen şimdi evlenmek mi istiyorsun? Evlenmek istiyorsun. Şimdi önce bir babanla konuşalım diyor. Konuştuktan sonra sen kimin kızını istiyorsun? Nerede gördün? Nasıl gördün? Ben görmedim diyor. İşte filancası der ki orada filancasının kızı var. Onlar düzgün insanlardır. Onun kızı sana yarar dedi. Ben de gittim istedim bu. Kız oğlum diyor öyle olmaz. Sen gördün mü? Yok. Önce diyor ben bir annen olarak, bir kadın olarak gideyim bir göreyim o aileyi, bir ziyaret edeyim. O kızı bir göreyim. Kör müdür, topal mıdır, deli midir, akıllı mıdır, nedir diyor. Kimin nesidir, kimin fesidir, in midir, cin midir, nedir diyor. Bir görelim değil mi? Yani doğal olan budur yani öyle gün pat girelim lan öyle diyor. Neyse kadıncağız gidiyor, annesi gidiyor oraya. İşte kızı görüyor, beğeniyor falan feşmekan. Neyse diyor ki efendim diyor, sizin de bu kerimenizi oğlumuza almak istiyoruz. Eğer müsaitseniz size biz dünür olarak gelmek istiyoruz. Ziyaret etmek istiyoruz. Biz de filanca köyde oturur. O ahalideniz. İşte orada bizim hayvanlarımız var, tarlamız var, sabanımız var, traktörümüz var. Var da var işte. Yani anlatıyor kendisini. Sizin aileyle çok böyle namuslu, ahlaklı, şerefli olarak söylediler. Biz sizi de araştırdık. Kızınızı oğlumuza uygun gördük. Siz de eğer lütfedip bizi ziyaret ederseniz veya görmek isterseniz veya bizi de siz uygun görürseniz size biz diyor görücü olarak gelmek istiyoruz diyor. Evin işte kızın annesi hay hay diyor. Buyurun gelin diyor. Ben diyor bir eşimle konuşayım. Size ben diyor haber ederim diyor. Gelin ya da gelmeyin, olur ya da olmaz diye. Tamam diyor, neyse çıkıyorlar. Aradan birkaç gün sonra haber ediyorlar. Gelebilirsiniz diyorlar. Evet biz konuştuk. Sizin aileyi de orada arkadaşlarımız var o köyde oturan. Sorduk, sizin ailenizle düzgün olduğunu söylediler. Buyurun gelin diyorlar. Neyse bunlar kalkıyorlar, çıkıyorlar, geliyorlar oraya. Bir bakıyorlar ki birkaç hafta önce dövdükleri adam gelmiş. Vay diyor, sen diyor kimsin diyor, buraya diyor nasıl dadandın diyor, sen kimsin deyip kızın babası küplere biniyor tabiri caizse. Anadolu şivesiyle konuşuyorum ki değerli gönüldaşlarım. Beni şimdi Azerbaycan'dan izleyen var, İran'dan izleyen var, Almanya'da izleyen var. Var da var. Yani Anadolu şivesiyle konuşuyorum ki İstanbul'da bir tek izlenmiyoruz. Ankara'da da varız. Ne bileyim Siirt'te varız, Batman'da varız, Erzurum'da varız, Sinop'ta var. Herkes anlasın diye. Ya vay diyor sen diyoruz düşmana namussuz diyor. Neye geldin buraya diyor vesaire. Adam çocuğu bir daha dövmeye kalkınca çocuğun babası ya sen dur diyor. Ne yapıyorsun diyor ya. Sen ne yapıyorsun diyor. Sen ne yapıyorsun diyor. Ya diyor bu diyor 2-3 hafta önce geldi diyor burada diyor böyle kendine kız istiyor falan diyor. Bunu diyor dövdüm sövdüm diyor. Öz düşmanı diyor, bu kovdum diyor. Siz nasıl gelirsiniz diyor. Vesaire şu bu. Neyse kovuyor onu kızın babası. Aileyi kovuyor evden. Neyse aile tabii böyle mahzun. Kötü bir durumda evine geri dönüyor doğal olarak. Neyse orada o köyde de bir ileri gelen varmış. Değerli bir ileri gelen. Gidiyorlar diyorlar ki efendim diyorlar. Biz işte filancasından kız istedik. Bizi kovdular, böyle yaptılar diyor. İşte olayı anlatıyor. Ben kısadan gidiyorum. Olayı anlatıyor diyor. Bizim ne yapmamız gerekir? Nasıl yapmamız gerekir de bu işlemleri çözmemiz gerekir? Yani nasıl yapalım diyor biz. Diyor ki bak diyor evlat diyor. Önce diyor insanın bir mümin olması lazım. Gönüllere iman veren, kendisine güvenenlere emniyet sağlayan ve ferahlık bahşeden Allah Azze ve Celle vardır. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Evlat diyor. Ya mü'minu celle celaluhu. Ya mü'minu celle celaluhu. Ya mü'minu celle celaluhu. Ya mü'minu celle celaluhu. Ya mü'mini celle celal demek, ya mü'min demek inanan demektir. Önce bir siz kendinizi bir temizleyin. Önce bir kendinizi temizleyin. Nasıl temizleyeceksiniz? İhlasla. Ya mü'minu celle celaluhu, ya mü'minu celle celaluhu, ya mü'minu celle celaluhu diye bir Müslüman bu isme devam ederse küfürden, şirkten, yalandan, İnsanın şerrinden, cinin şerrinden emin olur. Ne dedik? İhlasla. Ya mü'minu celle celaluhu, ya mü'minu celle celaluhu, ya mü'minu celle celaluhu diye devam ederse buna. Günde bir tesbih, iki tesbih devam ederse küfürden, şirkten, yalandan, insanın şerrinden ve cinin şerrinden emin olur diyor. Çocuğa. Damat adayına. Neyse bu çocuk o ileri gelenin sözünü dinliyor. Eve geliyor. Anne baba diyor ben işte filanca ileri gelenin yanına gittim. Dedi ki önce dedi kendiniz bir Allah'a tam manasına inanın. Ya mü'minu celle celaluhu. Hepimiz diyor ailecek ya mü'minu celle celaluhu diyeceğiz. Allah Azze ve Celle'ye biz önce kul olacağız, iman edeceğiz, inanacağız. Arkasından da ne işimiz varsa Allah Azze ve Celle bize onu kolaylaştıracak. Ne yapacak? Bizi küfürden, şirkten, yalandan, insanın şerrinden, cinin şerrinden emin kılacak. Ya mü'minu celle celaluhu. Neyse bunu uzun bir süre, bir ay, iki ay kadar devam ediyorlar. Ailecek hem baba hem anne hem kendi hem kardeşe devam ediyorlar. Aradan bir zaman geçiyor, bir iki ay. Neyse bir gün o hani ya kızın babası vardı ya, bunları kovdu, sövdü, dövdü, gönderdi ya. Bir gün bunların köyüne işi düşüyor ve geliyor. Orada o gelen kızın babasının da traktörü bozuluyor. Yolda kalıyor. Bunların köyün içinde kalıyor. Traktörü bozuluyor. Kul yapısı bozulabilir. Bu çocuk gidiyor, anlıyor köy işlerinden falan. Traktörden de anlıyor. Yani eğer reçbersen, eski Türkçeyle söylüyorum, reçbersen traktörden de anlayacaksın, sabandan da anlayacaksın, elektrikten de anlayacaksın, ot biçmeden de anlayacaksın, bakliyattan da anlayacaksın, ekimden de anlayacaksın. Başka türlü yapamazsın. Köyde kullanılan ne malzeme varsa bunların hepsini anlayacaksın bir miktar. En azından yürütene kadar anlayacaksın. Tabii büyük şeyler yapamayabiliriz belki ama onu anlayacaksın. Çocuk gidiyor, neyse onu yapıyor. Adam bir üzülüyor, bir üzülüyor, bir üzülüyor. Böyle o kızın babası. Neyse bunlar yapıyor. Adam gidiyor evine. Aradan bir zaman geçiyor. Bir hafta, 10 gün, 15 gün. Haber salıyorlar. Diyorlar ki ya işte gelip kızımızı isteyebilirsiniz ya. Bakın dikkat edin. Kızın babası bunu söylüyor. Gelip isteyebilirsiniz diyor. Neyse bunlar yeniden dünür olarak işte ellerini alıyorlar. Köydeki işte bohçası, bilmem işte tatlısı, böreği, çöreği, bilmem işte neyse o günkü şartlarda götürülmesi gereken alıp gidiyorlar. Adam diyor ki, kızın babası diyor ki ya diyor kusura bakmayın ben sizi yanlış tanıdım. Ben sizi yanlış bildim, yanlış gördüm. Sizi ben yanlış tanıdığım için böyle yaptım, kusura bakmayın diyor. Neyse oğlanın babası kızı istiyor, veriyorlar falan. Sonra diyor ki kızın babası ya diyor yani daha buradan 15 gün önce, bir ay öncesine kadar ben size kin, nefret beslerken, yani sizi bir kaşık suda boğmak isterken nasıl oldu da bu hale geldik, sizi sever hale geldim, ben anlamadım diyor. Damadın babası diyor ki ya mü'minu celle celaluhu. Sen de diyor bunu söyle. Ya mü'minu celle celaluhu. Eğer ya mü'minu celle celaluhu günde bir tesbih söylersen Allah seni küfürden, şirkten, yalandan, insanın şerrinden, cinin şerrinden emin eder. Yani korur diyor. Şimdi değerli gönüldaşlarım, sizler de küfürden, şirkten, yalandan, insanın şerrinden ve cinin şerrinden korunmak istiyorsanız her gün bir tesbih. Ya mü'minu celle celaluhu diyeceksiniz. Allah'ın izniyle sizler de bunlardan kurtulmuş olursunuz. Allah'a emanet olun.